Ben Ömer Faruk Şerifoğlu, sanat tarihçisiyim. Bedir Rahmi Eyüboğlu benim için çok özel bir isim. Türk resminde, çağdaş Türk sanatının en önemli lokomotif isimlerinden birisi. Çünkü Bedir Rahmi'yi diğer sanatçılardan ayıran bence çok önemli bir özelliği, Anadolu'yu kendisine bir imgeler dünyası olarak belirlemiş olmasıdır öncelikle. Yani Bedir Rahmi 1911 doğumlu. Bedir Rahmi'nin 1923 tarihli günlüğünde bir not olarak okuruz ilk. Galiba ben büyük bir ressam olacağım. Yani 12 yaşında inanmış, bence biraz daha bir ilerleyerek adeta kendini bir görevli olarak addetmiş. Yani Anadolu mitolojisini, Anadolu ikonografisini tuvale yansıtmayı kendisine hayat misyonu edinmiş bir adam. 20'li yaşlarından itibaren biliyoruz ki işte başta Paris, sonra Amerika olmak üzere döneminin bütün sanat dünyasının kalbinin attığı isimleri, ortamları yaşamış, görmüş. Yani bu açıdan da birçok Türk sanatçısına nasip olmayan, birçok Türk sanatçısının imkanının olmadığı yerlere ulaşmış, edinimler edinmiş, kazanmış bir sanatçı. Ve bunu dönüp sonra bu Batı'dan toparladığı tekniği, malzemeyi kullanarak Batı'nın teknik argümanlarıyla bir Türk resmi yaratmaya çalışmıştır ve buna hayatını adamıştır. Burada koleksiyondaki Han Kahvesi de onun 20'li yaşlarından itibaren 1975'te ölümüne kadar dönüp dönüp resmetmeye doyamadığı bir konudur Han Kahvesi. Ve orada gördüğümüz figürler Anadolu insanından çeşitlemedir. Masada gördüğümüz kahve Anadolu insanının o midesini ve dimağını besleyen temel gıdalardan biridir. Yani Türk resminin içinde Bedir Rahmi çok özel yerini belirledim. Han Kahvesi de Bedir Rahmi resmi içerisinde çok özel, merkezi konumda bir temadır.